Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, ben Ters Maske. Bugün Minecraft Gerçek Hayat'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün evimizi inşa edeceğiz ve ne ev yapacağız biliyor musunuz? Zaten başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Among Us evi yapacağız. Yani çok efsane bir proje var aklımda. Onu yapacağız arkadaşlar. Umarım bu videoda biter. Bitirebilirsem çok efsane bir görüntüsü olacak. Ve arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Like'ınızı, yorumunuzu atmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan da kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Eğer bunlar arkadaşlar video yayınlandıktan sonra ilk 3 dakika içinde yaparsanız ben de hepinize kalp atmaya çalışacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Lütfen like'ınızı, yorumunuzu atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi ben evi buraya yapacaktım. Şöyle ben şuradaki ağaçları birazcık kırayım arkadaşlar. Birazcık da şuradakileri kıracağım. Zaten bunların bir tane gövdesi var. Şunu da kıralım. Burada bir sürü ağaç var. Bu ağaçları bir temizleyelim arkadaşlar. Sonrasında burada da varmış. Bunu da temizleyelim. Buradaki ağaçları ellemeyelim. Bunlara gerek yok. Başka nereyi temizlemek gerekiyor? Şuradaki ağaçları alalım. Şimdi yerimizi ayarlayacağız arkadaşlar. Kırmızı bir tane evimiz olacak. Evi nasıl yapacağımı zaten tek tek size göstereceğim ama yani bir like atmayan var. Görüyorum. Şu anda arkadaşlar bakın her izleyen bir like atmıyor. Bir kere böyle bir tutturacağız ama yapamıyoruz yani. Her izleyen bir kere like atsa çok sevineceğiz ama olmuyor arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Şimdi bakın ev böyle buraya kadar uzanmaz zaten. Şurayı dolduracağım. Bir yatalım. Bir uyuyalım arkadaşlar. Uyumuyor. Neyse sıkıntı değil. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. İlk önce buradaki çimentolarımızı alalım arkadaşlar. Bunları betona çevireceğiz ve bize ne gerekiyordu? Birazcık crafting table için tahta. Sonrasında başka bir şey yok ya. Bu kadardı değil mi? Evet. Bence bu kadardı. Bir şey yapmamıza gerek var mı? Yok ya, başka bir şeye gerek yok. Crafting table ne yapacaktım ben? Bir şey yapacaktım ama ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Şuraları bir temizleyelim. Aklıma gelir herhalde. Ha tamam, şimdi anladım. Evet, bize şey lazım. Beyaz beton lazım. Onu da ayarlayacağım ama bir yatsam iyi olur. Güzel uyuduk. Tamam. Şu canavarlar beni öldürmesin. Orada ata saldıracaklar. Vallahi ata saldıracaklar. Bayağı fazla bizim toprağımız vardı ya. Var mı? Bir dakika, nerede bunlar? Toprak, toprak, toprak. Toprakların hepsini almadım değil mi? Evet, benim hatam. Neyse, yapacak bir şey yok. Altını sonrasında doldururuz arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum. Güneş nereden doğuyor? Bir bakalım. Güneş tam nereden vuracak acaba ya? Ha, şöylesine gidiyor galiba değil mi? O zaman evin girişi buradan olsun. Yani evin önü bu tarafa doğru bakacak. Kaç blok yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 blok yapacağız. Şuraya bir tane odun bırakalım. 8 blok yaptık değil mi? Bakalım. 2, 4, 6, 8. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu yukarı doğru çıkartacağız da bizim bunu ıslatmamız lazım ya. Bir dakika. Bir dakika, bize bunların şey hali lazım ya. Beton hali lazım arkadaşlar. Aslında bunu bir suyun kenarında yapsaydım daha iyi olurdu ama böyle yapmak bayağı uzun sürecek ama neyse yapalım birazcık. Ya da suyun kenarında mı yapsak? Ya bunları yapmak çok uzun sürüyor ya. Arkadaşlar bunları böyle çevireceğiz. Bakın rengi çok güzel ve canlı duruyor. Kırmızı renkli bir tane evimiz olacak. Ölü bedenden yapacağım arkadaşlar. Yani şöyle bir şey, o oyundaki ölü beden şeklinde olacak ev. Ben bunları betona çevireyim geleyim o zaman. Yani öyle yaparsam daha iyi olur çünkü çok fazla uzun sürecek arkadaşlar. Ben hemen bunları betona çevirip geliyorum. Arkadaşlar ben hepsini betona çevirdim ve tasla hazırladım. Aynı bu şekilde siz de yapmak istiyorsanız Minecraft'ınızda böyle bir şekilde yapabilirsiniz. Sonrasında ben buraları böyle kapatacağım arkadaşlar. Güzel güzel camları, pencereleri olacak. Yani birazcık detay ekleyebilirim arkadaşlar. İlk başta böyle çok efsane bir şeymiş gibi gözükmeyebilir ama yapabildiğimin en iyisini yapacağım. Umarım bu betonlar yeter. Yetmezse de birazcık bir sıkıntı yaşayabiliriz. Videodan sonra ben bunu tamamlarım. Size tamamlanmış halini gösteririm arkadaşlar. Çünkü ne kadar blok gidecek hiçbir şekilde bir fikrim yok. Birazcık da şuradan doldursak tamam. Şimdi buradan aşağıya doğru bir inelim. Yani güzel olacak. Burada bir tane kemik olacak arkadaşlar ön tarafında. Yani bunun girişi bir dakika tam buradan olacak. Evet. Şuradaki yoldan olacak arkadaşlar. Tabii ki dağın içine devam edebilir miyiz bilmiyorum. Dağın içine daha da değişik böyle gizli mahzenler vesaire yapar mıyım? Hiçbir fikrim yok. Boyutu bu kadar olacak. Yani bildiğiniz böyle arka tarafı kapanacak. İki tane ayak olacak arkadaşlar. Böyle bu tarafa doğru bakan yan yatmış birisini temsil edecek. Öyle bir güzel bir görüntüsü olacak. Tabii ki akşam oluyor. Hemen ben bir uyuyayım. Sonrasında tekrardan bunları koymaya devam ederiz. Ama bir dakika. Elimdeki bloklar yetecek mi acaba ya? Arka tarafı kapatırsam tasla ortaya çıkartmış olurum ama yetmeyecek sanırsam ya. 3-4 stack gitti buna arkadaşlar. Daha da fazla gitmiş olabilir. Ben bunu yanlış mı bıraktım? Evet, burayı yanlış bırakmışım. Bunu kıralım. Hatta ben şu evin üstünde bir yatayım. Şurada bir yatalım. Oh, oh, ne uyuduk be. Vallahi ne güzel uyuyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi kaç tane? Bir buçuk steak olabilir mi? Öyle bir şey var işte envanterimizde. Şurayı ben bir tamamlayayım. Burada bir yanlışlık var mı? Yok. Tamam. Yani hemen hemen yetti gibi ama yetmedi gibi de olabilir. Yani bunu tamamlarız. Tamamlarız arkadaşlar. Yani tamamlayabilir miyim? Tamamlarım herhalde videoda ya. Şuraları bir aydınlatayım. Moblar vesaire spawn olmasın diyecektim de. Meşalem bitmiş. Şimdi bunun arka tarafı şöyle olacak. Şöyle gelecek arkadaşlar. Bir
bir blok içeri doğru. Her zaman bir blok içeri doğru olur. Burayı da bir blok içeri doğru yapacağız. Düz bir şekilde olacak. Zaten bacakları ayakları geleceği için arkadaşlar buraya sorun olmaz ya. Buraya ben daha da değişik ince dokunuşlar yapabilirim. 55 tane kaldı. Tabii ki bir tane ayağı yapabilirsem çok iyi olur ya. Şöyle yapacağız. Allah! Dur düştük, düşmeyelim. Ya hemen hemen tamamladık. Birazcık cam lazım. Kum alacağız. Fırından hemen cam yapacağız arkadaşlar. Renkli camları sonrasından yaparım ben. Bence oldu. Güzel olmadı mı? Baksanıza. Ne oldu, ne bakıyorsun? İşte güzel oldu ya. 10 numara 5 yıldız. Yani ilk evimiz böyle olacak arkadaşlar. Daha da değişik heykeller vesaire yapmayı düşünüyorum. Bu bana kesin saldıracak. Bak fırsat kolluyor. Şurayı kıralım. Bakalım bir. Tamam bence oldu. Şimdi şuraya bir tane şey gelecek. Ayak gelecek. Hatta şöyle ben yukarı doğru bir gitsem. Bir dakika. 32 tane kalmış. Bence tamamladık ya. Tamamladık mı? Şöyle dursa nasıl olur? Bu birazcık daha farklı olsa daha iyi olmaz mı? Bir tanesi de böyle. Sanki birazcık böyle çapraz yatmış gibi. Yan yatmış değil de çapraz yatmış gibi olursa daha da iyi olur. Nereden başladık? En köşeden başlamışız. Yani şuradan. Bir saniye, bu yanlış oldu. Şuraları bir kapatalım. Tamam. Güzel durdu ha. Vallahi bak. Bunun aşağı tarafında da bir tane beyaz şey yapalım. Ayakkabısını temsil etsin arkadaşlar. Ayakkabın var mı senin? Gel bakalım bir. O detayı eklememişler ama ben daha da güzel olsun diye detay ekleyebilirim. Şimdi hemen gidelim arkadaşlar. Arka tarafta biliyorsunuz bizim şey vardı. Neydi ismi? Kum arazisi vardı. Oraya gideceğiz. Bayağı bir fazla kum toplayacağız. Diyecektim ki ben kum toplamışım. İşte bu. Önceden toplayınca güzel oluyor da. Şimdi bizim fırına ihtiyacımız var. Fırını nasıl yapacağız? Evet. Kil lazımdı. Taş lazımdı. Tamam bence bunlarla yapılıyordu değil mi? Yapılıyordu herhalde. Taşı buraya. Kili buraya. Yok. Tam tersi olacak. Taş buraya. Kil buraya. Aynen. Böyle olacakmış arkadaşlar. 8 tane yaptım. Zaten 8 tane gerekiyordu. Hemen arkadaşlar fırınımızı yapalım. Sen şimdi burada yavaş yavaş piş bakalım. Bir tane şey lazım bize. Yakıt lazım. Yakıt olarak kömür alıyorum. Bunu bırakalım. Aşağı tarafta ben beyaz şeyler gördüm. Hatta bunlardan gri çıkıyor diye biliyorum. Bakalım bir hangi renk çıkıyor. Gri çıktı. Tamam güzel. Tam beyaz olmasın zaten. Çok beyaz olursa arkadaşlar birazcık sırıtabilir. Yani onu da deneriz. Çok beyazını da deneriz ama şimdilik arkadaşlar biz hemen birkaç tane alalım grilerden. Başka var mı buralarda? Buraları çok güzel yapacağım ya. Gerçekten mükemmel olacak da inşallah ben aşağıya doğru düşmem. Yani burada madenler falan çok zor gözüküyor. Şöyle uzaktan bakınca güzel gözükmüyor mu? Yani ayakkabılarını yaptıktan sonra oraya birkaç tane cam yaparım arkadaşlar. Böyle değişik değişik şeyler yaparım. Yani kemikten kaç tane yapmam gerekiyor bilmiyorum. Bir dakika. Kemik kaç tane olması lazım ki? 8. 10 tane beyaz beton lazım. Bak sen var ya beni öldüreceksin kesin ama. Neyse sana yine bir şey yapmayacağım. Sen bana saldırana kadar ben sana bir şey yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapıyorduk? Şöyle mi yapıyorduk? Galiba sanırsam böyleydi değil mi? Bakalım bir. 16 tane geldi. Gri sanki birazcık şey mi oldu ya? Bak şey. Ey sakin ol. Kemik yok mu hiç ya? Kemik tozu. Bir tane var. 8 tane oluyor değil mi? Bir taneden 8 tane çıkartabiliyoruz. Evet arkadaşlar yani şimdilik griden yapacağım. Evi bitirmek istiyorum çünkü gerçekten. Bu arada bunları hızlı şekilde toplamanın yani böyle betona çevirmenin yolunu buldum. Hatta böyle bir kısa bir hızlandırılmış video izlemiş olabilirsiniz videoda. Koymayı unutmazsan. Bunu böyle bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bu da böyle oluyor. Tabii ki bu birazcık rengi değişik oldu ya. Neyse idare edelim arkadaşlar. Sonrasında ben bunu ayarlarım. Ama bir tane şey yapacağım. 8 tane beyazdan yapacağım. Onu ayakkabısı için kullanacağım. Bakalım nasıl duracak. Birazcık cam aldım. Camları da renklendirsek fena olmaz yani. Kırmızı renkte yaparız. Kırmızı rengimiz var. Her şeyi ayarlayacağız. Şimdi ilk önce beyazı buraya bırakıyoruz. Sonrasında böyle. Tamam 8 tane oldu. Yani kemik tozumuz yoktu. Bir kere daha bakacağım. Belki gözden kaçmıştır. Yok. Beyaz betondan birazcık böyle bırakacağız. Elimizde çok az var arkadaşlar. Çok değerli. Birazcık bunları alalım. Sakın bak çalmaya çalışma. Parkur yapamadık. Bir dakika parkur. Tamam yap. Şimdi arkadaşlar buraya ayakkabılarını bırakalım. Bakalım güzel duracak mı? Yani bence güzel durur. Oo, güzel durdu. 10 numara oldu. Bak kabullenin arkadaşlar. Güzel oldu. Güzel olmasa güzel olmadı der. Kırmızılardan bırakırdım ama güzel olduğu için. Şimdi bunları hemen bir çevirelim. Kırmızı boyamız da var. Buraya da bir merdiven yapalım ya. Güzel böyle dağın içinden. Şekli bozulmadan güzel bir merdiven yapabilirim sanırsam. Olabilir. Camları buraya bırakalım. Camların etrafını böyle mi yapıyorduk? Yok. Tam tersiydi. Şöyleydi. Değil mi? Aynen. 16 tane oldu. Yeter mi acaba? Bir tane daha yaparsam belki yetebilir. Hop. 24 tane. Tamam. Bence yeterli. Hemen arkadaşlar ön tarafını bir kapatalım. Hadi fazlalıklar var. Bunları da alacağız. Şu ön tarafını ben bir kapatacağım. Şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Güzel durmaz mı? Birazcık güzel durdu sanki. Bence bir dakika. Güzel durdu mu acaba? Şimdi elimde sınırlı sayıda var. Sınırlı sayıda. Bence güzel oldu. Oldu. Çok güzel oldu. Tabii ki bunlar yetmeyecek galiba. Birazcık dolduralım. Olmadı ben bunların şeklini vesaire yine değiştiririm. Evet cam bit. Cam lazım. Çabuk piş ya. Ne kadar yavaş pişiriyorsun sen. Şunları da bırakalım arkadaşlar. Birazcık daha cam yapacağız. Bir dakika bu tam tersi oluyordu. Ben hep yanlış yapıyorum bunu nedense. 8 tane daha aldık. Burayı bir ufaktan bir merdiven yapalım. Şöyle
Tamam. Buradan yukarı doğru bir yol yapalım. Bunlar bir dolsun. Birazcık daha şuraya. Şuraya. Evet, elimizdekiler bitti. Şu camlar pişsin arkadaşlar. Ben tekrardan videoyu başlatırım. Yapacağımız bir şey yok zaten, değil mi? Çok fazla bir şey kalmadı. Kemikleri bırakacağız. Kapı yapacağız. Sonrasında evin son halini size gösteririm. Arkadaşlar ben gittim birazcık uyudum. Sonrasında bu görmüş olduğunuz fırındaki her şey bitti. Bunları bir renklendirelim. Umarım bunlar yeterli olur. Yani 5 tane var. 8 kere 5 bayağı bir fazla yapıyor. 40 tane yaptı. Hemen gidelim. Şunları yerlerine bırakalım arkadaşlar. Birkaç tanesini kıracağım. Yanlış bırakmışım. Şöyle kapatalım. Bence güzel oldu. Gerçekten mükemmel oldu. Yani siz de bunu kendi Minecraft'ınızda yapabilirsiniz. Size bir fikir olsun arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Baksanıza. Güzel durdu ha. Mesela ben bu eve hayran kaldım. Burayı da dolduralım. Tamam. Şimdi şuradaki betonları kırıyoruz. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Betonları kırdık. Buraya bir tane kapı yapacağız. Kapı kırmızı renkte olacak. Şöyle ben eşyalarımı alayım. Burada kömürler falan var da. Kömürlerden aslında ben hemen şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Birazcık çubuk için çubuk alalım. Çubuk için çubuk değil yani çubuk. Çubuk için tahta alamayacaktım. Çubuğu gördüm. Hemen arkadaşlar buraları aydınlatacağım da. Birazcık aydınlatalım arkadaşlar. Buranın ışıklandırmasını falan yapacağız. Bir tane crafting table burada dursun. Bir tane fırın burada dursun. Ne yapacaktık? Bir tane cherry'lerden arkadaşlar kapı yapıyoruz. Kapıyı da şöylesine, böylesine mi bıraksak? Bence böylesine bırakalım. Bıraktık. Tamam mı? Yukarı doğru çıkalım. Buraya bir tane kemik yapacaktık. Hangisi tarafına yapsak? Şöyle şöyle mi olacak? Değil mi? Böyle olacak arkadaşlar. Birazcık bunu ileri doğru götürebilir miyiz? Neyle götürebiliriz? Bunu da götürebiliriz. Birazcık ileri doğru gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane gitsek. Tamam mı? Bu tam olmadı ortada galiba. Evet. Tam ortada olmadı. Bunu kırıyoruz. Kapının üstünden mi yapacağız acaba? Bakayım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. He. Tek kemik olsa nasıl olur? Hemen bir deneyelim. Şuraları kıracağım. Güzel oldu ya. Ben sevdim. Arkadaşlar. Al işte. Bir şey diyeceğim. Yüksekten düşünce o kadar kalbim gitmesi normal mi ya? Bu zırhın o kadar şeyi yok mu? Şöyle yap. Buraya bir tane. Bak işte en aşağı düşmüşüm. Şuraya bırakalım. Tekrardan yukarı çıkacağız. Kendime merdiven yapmadım arkadaşlar. Veya da iskele yapmadım. Ben böyle yapmayı daha çok seviyorum. Aslında buraya bırakalım. Bu arada iskele yapamazdım. Çünkü bambu lazım. Bir tane de şöyle yapsam nasıl olur? Yok çirkin durdu. Çatala benzedi. Şunu da kıralım. Tamam bence güzel. Yani buradaki rengi birazcık daha değişecek. Gri renkte ama bunu beyazdan yapacağız arkadaşlar. Bence ev 10 numara 5 yıldız oldu. İçini vesaire dizeceğim. Bir sonraki arkadaşlar videoda görüşmek üzere. Yani evimiz bu kadar oldu. Uzaktan bir bakalım nasıl duracak. Şöyle şuraları ben bir kıracağım birazcık. Önüm kapanmasın. Bence güzel durdu ya. O kadar da kötü değil ha. Yani hiç kötü değil daha doğrusu. Baksanıza. 10 numara. Sanki bir ayağı kısaymış gibi duruyor ama burada. Bence güzel oldu arkadaşlar. Ya ben şu camları da değiştirebilirim. Camları şey yapabiliriz arkadaşlar. Beton yapabiliriz. Veyahut da dış tarafı gözükmeyen ama iç taraftan dış tarafı gözüken bir yer yapabiliriz. Onu ben ayarlarım. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Evi beğendiyseniz siz de kendi Minecraft'ınızı yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de videomuza like atabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın ve de bay bay.